Yemin ederim hayatım bir film. Bu lafı genelde fakirlikten gelip sonra spor bir araba alanlar söyler. Biliyorum ama hayatımın film olduğunu gerçekten söyleyebilirim. Size bunu kanıtlayacağım. Bunlar Joel Embiid'in kendi sözleriydi. Bu hikaye yalnızca 3 ay basketbol oynayıp NBA'de MVP olan bir adamın hikayesi. Embiid dünyaya gözünü Kamerun'un başkenti Yaounde şehrinde açtı. Afrika'da doğup büyümesine rağmen halkın çoğunluğu gibi fakir bir aileden gelmiyordu. Üst orta sınıf bir ailede büyüdüğünden maddi olarak rahattı. Örneğin evlerinde hizmetçileri bile vardı. Ama yine de Afrika'nın imkansızlıkları onu da etkiliyordu. Babası bir subaydı ve evdeki kurallar çok katıydı. Katı kurallardan biri, maddi sıkıntıları olmamasına rağmen Embiid çoğu zaman çamaşırları elinde yıkardı. Oyuncu çocukken voleybol ve futbol oynayarak büyüdü. Ailesinin ve kendisinin de planı Fransa'da spor bölümü okumak ve eğer başarabilirse profesyonel voleybolcu olmaktı. Embiid okulda bazen voleybol topuyla potaya şut çekse bile içinde basketbola karşı hiçbir ilgi hissetmiyordu. Yaklaşık 16 yaşına kadar böyle devam etti. Voleybol ve Fransa aileleriyle. Embiid bir gün televizyon açtığında 2009 NBA finallerine denk geldi. Kobe'li Lakers, Dwight Howard'la Orlando'ya karşı oynuyordu. Embiid pür dikkat maça kilitlendi. Hareket etme biçimleri, atletizmleri, NBA oyuncusu olmanın dünyadaki en havalı şey olabileceğini düşündüm dedi. 16 yaşına kadar basketbola bir gram ilgi duymayan çocuk, ertesi gün evinin yakınlarında pota bulup antrenman yapmaya başlamıştı. Top tutmayı bile bilmediği halde sadece dün izlediği maçtaki hareketleri deniyordu. Embiid basketbol oynamasına izin vermeleri için ailesine yalvardı. Çünkü babasının tek isteği akademik başarıydı. Kamerun ordusunda albay olan baba, ders konusunda çok katı kuralları olan 16 yaşına gelmiş oğlunu bu yaşta basketbola başlatacak biri değildi. Embiid'in NBA maçlarını izlemesine izin verilmedi. Tek başına sahaya gidecekken de tüm ders notlarını ezberleyip öyle gitmesi gerekiyordu. Hiçbir arkadaşım yoktu. Tek yaptığım uyumak ve ödev yapmaktı dedi. Embiid büyüdükçe evin kurallarını ihlal etmeye başladı. Odasına ders kitaplarını dizip basketbol oynamaya kaçardı. Yolda annesinin arabasını görünce de koşa koşa eve girip ders çalışıyor üstü verirdi de. Embiid'in tek istediği şey basketbol oynamak ve Kobe gibi olmaktı. Subay babası bunu anlayınca biraz yumuşamaya başladı. Ardından fil dışında amatör basketbol oynayan kardeşini arayıp oğluna yardımcı olmasını söyledi. Kardeşi çok uzman olmasa da 2 metre boyundaki yeğeninin potansiyelini tahmin edebiliyordu. Bu yüzden o da NBA ile bağı olan başka bir arkadaşını e-posta gönderdi. Önce Embiid'in fotoğraflarını çekti. Maili gönderdiği arkadaşı, yeğeninin boyunun ne kadar uzun olduğunu anlasın diye Embiid de kapının önünde poz verdirmişti. E-postaya fotoğrafları ekledi ve "Merhaba kardeşim, bu benim yeğenim Joel Embiid. 2 metre 6 santim boyunda ve 17 yaşında" yazdı. Arkadaşı maili gördükten sonra çantasına şort, forma ve spor ayakkabı koyup Kamerun'a doğru yola çıktı. Embiid'in evine geldiğinde annesi ve babasıyla konuşup oğullarının potansiyelini anlattı. Aile oğullarının basketbola başlamasına hala sıcak bakmıyordu. "Biz onu üniversite okutmak istiyoruz" dediler. Adam da "Basketbol sayesinde dünyanın en iyi okullarında okuyabilir zaten" dedi. 3 saatten fazla konuştular. Sonrasında Embiid'den derslerini aksatmama sözü alıp bu spora başlamasına izin verdiler. Tabi her şey izinlerine bağlı değil. Embiid bu sırada basketbol topunu birkaç defa ellemiş, yalnızca bir aydır bu sporla uğraşan bir gençti. Eşitleriyle rekabet etmesi imkansızdı. Bunlardan sonra Embiid'e yerli bir takım buldular ve ilk takım antrenmanlarına başlamış oldu. 16-17 yaşında top sürmeyi öğrendi. Şut atmaya dair en ufak teknik bilmiyordu. Takıma girişinden çok kısa bir süre sonra NBA, Embiid'in bulunduğu bölgede basketbol kampı açmıştı. NBA'in dünyayı sporu yaymak amacıyla oluşturduğu bu kampta 5 antrenör yeni yetenekler arıyorlardı. Embiid bu kampa davet edildi. Ancak kampın ilk günün sabahında kimlerle rekabet edeceği aklına gelince korkmuştu. Rakipleri ona göre çok gelişmişti. Embiid hala çok amdı. Ama kampın ilk günü antrenörlerin dikkatini çekmeyi başardı. Koçlar, basketbol adına hiçbir şey bilmiyor, top süremiyor. Ama bir hareket öğretirseniz en fazla 3. denemesinde öğrenebiliyor, hızlı kavruyor dediler. O esnada kampta olan eski NBA oyuncusu Monty Williams, Embiid için "Ayakları çok hızlı" dedi. Birkaç hafta içinde antrenörlerin yardımıyla Amerika'nın en iyi liselerinden birine kaydoldu. Montverde Akademi Lisesi'ne. Birkaç ay sonra uçak biletleri alındı ve annesi babası tarafından havaalanına bırakıldı. Onları bir daha ne zaman göreceğini bilmeden ailesine sarıldı ve uçağa bindi. Ama hikayesi yeni başlıyordu. Embiid, Kamerun'dan geldiğimde hiç İngilizce bilmiyordum. Amerika'da tek bir kişiyi bile tanımıyordum. Rap şarkıları hariç orası hakkında hiçbir bilgim yoktu. Basketbola 3 ay önce başladım, şimdi dünyanın en iyi lise takımlarından birine kaydoluyorum dedi. Embiid'in Amerika'daki ilk antrenmanı resmen travmaydı. İlk antrenmanına çıktığında o kadar kötüydü ki koç onu spor salonundan atmıştı. Ne yaptığına dair en ufak fikri yoktu. Takım arkadaşları aynı filmlerdeki zorbalar gibi Embiid'i işaret edip gülüyorlardı. Top tutmayı bile bilmeyen Afrika'dan gelmiş bir çocuk. Embiid, takımdakilere bakıyorum, ne diye dalga geçtiklerini bile anlamıyorum dedi. Antrenmandan atılıp yurduna dönünce saatlerce ağladı. "Orada ne işim var? Basketbol falan oynamayacağım. Evime dönüyorum" demişti. Ama sonra odasında oturup Lil Wayne dinlerken "Bu adamlar benimle nasıl dalga geçebilir" diye düşündü ve hırslandı. Rekabetçi ruhu devreye girmişti. Embiid o gün kendine "Durmadan her gün antrenman yapacağım" diye söz verdi. Gittikçe daha iyi hale geliyordu. Özellikle pot altında. Ama üçlükleri ve şutları kötüydü. Hiç atamıyordu. Sonrasında sevdiği şutör bir takım arkadaşından destek alıp beraber şut çalışmaya başladılar. Ama arkadaşı o kadar iyiydi ki Embiid bir şut atana kadar o 3 şut atıyordu. Her şut yarışında büyük farkla yeniliyordu. "Yeniliyorum çünkü tekniğim ve formum yok" diye düşündü oyuncu. Bu yüzden o gece yurduna döndüğünde YouTube'a girdi. Arama kutusuna "üçlük nasıl atılır" yazdı. Ama ihtiyacı olan şey bu değildi. "Şut tekniği nasıl olmalı" diye arattı. İhtiyacı olan şey bu da değildi. Sonra aratması gereken cümle kafasına dank etti. "Üçlük atan beyazlar." "Embiid, bu bir klişe, biliyorum. Ama hiç 30 yaşında beyaz bir adamı şut atarken gördünüz mü? Dirsek içeride, dizler bükülü, top takibi harika" dedi. Embiid saatlerce üçlük atan beyazların videolarını izlemişti. Ertesi gün antrenmanda onların şut stillerini taklit etmeye çalıştı.
Şut formu gittikçe düzelen Embiid, bu sayede rekabet edemediği yaşıtlarına yetişmeye başladı. Bundan bir yıl sonra kolej basketboluna başlayacaktı. Amerika'daki üniversiteler ve takımları hakkında bile bilgisizdi. Arkadaşına kendine teklif yapan üniversiteleri saydı. O da Kansas State, Kansas City'dir dedi. Sırf bu yüzden Kansas Koleji tarafında tercih yaptı. Henüz 1-2 yıldır basketbol oynayan Embiid, kolej liginde çıktığı ilk maçta yediği smaçtan sonra neredeyse basketbolu bırakıyordum dedi. Tarik Black üzerimden öyle bir sert smaç vurdu ki kamerana dönüş bileti baktım dedi. Tüm tribünler ve tribünlerdeki kızlar Embiid'e bakıp kahkaha atıyordu. Maç bitiminde koçunun ofisine gidip bu adamlara karşı oynayamam dedi. Koçu ona bakıp ciddi değilsindir umarım. 2 yıl içinde 1. sıradan NBA'ye seçileceksin dedi. Embiid inanmadı çünkü ona birileri tüm kolej koçlarının NBA umuduyla oyuncuları kandırdığını söylemişti. Embiid neredeyse pes edecekti. Sonra lisede yaptığım burada da yaparım dedi. Embiid ilk izlediği maçtaki Kobe'yi taklit etmesi gibi antrenmanlarda da kendini NBA'deymiş gibi hayal ederdi. Zihnin gücü inanılmaz. YouTube videoları izleyerek koleje geldim. O kadar hızlı oldu ki mantığa bile aykırı dedi. Aynı hızda NBA'ye gitti Embiid. Sonrasında apayrı ve basketbolla alakasız bir kıtada Kobe'yi izliyorken Kobe'nin son emeklilik maçında online sahip paylaştı. Bu maçtan sonra Kobe ile konuşmaları için küçük bir oda kurdular. Embiid, dostum bunu muhtemelen çok duymuşsundur. Ama 7 yıl önce senin sayende basketbola başladım. Ne zaman parkta şut çeksem Kobe diye bağırırdım dedi. Kobe güldü. Yaklaşık 1 dakika konuştular. Kobe gitmeden, tamam genç adam, çalışmaya devam et. Çalışmaya devam, dedi Embiid'e. Embiid de öyle yaptı. Embiid, 2022 ve 2023 sezonlarında NBA'de sayı kralı oldu. Bunu en son yapan pivot 2000 yılında Shaquille O'Neal'dı. 82 yılından bu yana maç başına 30 sayı ortalaması tutturan ilk pivot olmayı başardı. Ayrıca Embiid, NBA tarihinde sayı kralı olan ilk yabancı oyuncu oldu. Rakipleri çocukluktan beri basketbolun içinde ve basketbolun ülkesindeyken o bunları Afrika'dan gelip aylar içinde yapmıştı. Embiid, NBA'deki ilk sezonunu sakatlıktan dolayı kaçırdı. İkinci sezonunda yalnızca 31 maç oynayabildiği halde All Rookie First Team'e seçildi. Oyuncu henüz 3. sezonundayken takımı Sixers'la 5 yıllık 148 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. 2018 playofflarında 30 sayı ortalaması tutturup başarılı olsa da ilk turda Toronto'ya elenmesi hayal kırıklığı yaratmıştı. Embiid bu playofflarda Grippel'de oynamak zorunda kaldı. İlk 2 sezonunu hemen hemen sakatlıkla geçirmesine rağmen basketbola bu kadar geç başlayan oyuncu sakat olmadığı ilk sezonda All-Star seçildi. Artık 2020 sezonuna geldiğinde gelecekte ne olacağına dair belirtileri göstermeye başlamıştı. 2020'de MVP oylamasında ikinci olan oyuncu 2021 sezonunda ilk sayı krallığını yaşadı. Ve geçen sezon yine sayı kralı olup ilk MVP'liğini yaşamıştı. Bununla birlikte Sixers tarihinde en hızlı 10.000 sayıya ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. Bu rekor daha önce Allen Iverson'daydı. Ve Embiid bunu yalnızca 373 maçta yapmıştı. Oyuncu hikayesini şu sözlerle bitirdi. Teşekkürler Kobe. Teşekkürler Philly. Teşekkürler şut atabilen uzun beyazlar. Bu bir film, yemin ederim. Yeah.